Bağcılar'daki kedilerin baş belası, semtin uslanma saylazı kirli yine kavgaya karıştı. Neyse ki esnaf tam zamanında yetişti. Korkan hayvanı atarlık kirlinin hışmından kurtardı. Kedilere neden dört ayak üzerine düşer dendiğini biliyor muydun? Hı? Yolda bir düşün bunu. Oğlum beni senden çektiğin nedir ya? Her daim atik, yaramaz, öfkeli. Merhaba canım, ben Şerafettin. O Bağcılar'ın atarı gideriyle ünlü kötü kedi Şerafettin'i. Artık havasından mıdır, suyundan mıdır ama kirlimin böyle değişmeyen bir huyu var yani. Alıp veremediniz de söyler misiniz? Dur, Allah aşkına bir dur. Dur. Gel, kurban olayım. Gel, tamam. Öfkeli biraz kirli, sinirli adam ya. Yani. Mahallenin en kavgacı kedisi bu. Sokak sokak gezip çatacak kedi arayan, karşısına çıkan atı sıyan kirli vukuat dosyasına bir yenisini ekledi. Henüz 2 hafta önce kavga edip ortalığı karıştırmışken geçtiğimiz günlerde yine bir başka kediyle kavga etti. Kerem Bey yine araya girdi, yine onu kolundan tutup dükkanın içine götürdü. Yani dedim ya, bu benim evladım. Benim evdeki çocuğumdan hiçbir farkı yoktur bunun. Ama bunun da yapısında bu var. Engelleyemeyiz. Ya bu adamın kişiliği bu abi. Öfkeli kedinin kırmızı çizgisi semtin davetsiz misafirleri. Kirlinin böyle bir şeyi var. Bu bölgede diyor ki benim bölgeme kimse gelmeyecek. Gel kurban olayım. Gel tamam. Kurban olurum. Sen benim bir tanemsin. Kirli bir papatya çayı mı içse belki sakinleşir. Bunu aslında papatyayı denemek lazım ama papatya da kesmez baba bunu. Kenan Uyanık'a göre kirli böyle gelmiş, böyle devam edecekti. Yeni vukuatlar bekliyor mu bizi? Kesinlikle abi, Allah bize can sağlığı verdiği sürece kirlinin kavgaları benim de ayırmalarım asla bitmeyecektir.